Böyle günlerde yanaklarım genellikle ağrımaya başlıyor. Çünkü böyle bütün senenin planlamasının ardından büyük bir heyecanla bugün yanınızda bulunuyoruz. Aramızda bugün 150 tane yarının büyük işletmesiyle birlikte gündemimiz sabahtan öğlenden akşama kadar iş modelimizi geliştirmek olacak. Ve bu konuda değerli görüşlerini bizimle paylaşan ve desteğini sunan TÜSİAD'a da teşekkür etmek istiyoruz. Daima yanımızda olan Akbank ve Turkcell grubuna da teşekkür etmek istiyoruz. Teşekkür edeceğim çok insan olduğu için kartlarıma bakacağım. Çünkü gerçekten onların desteğiyle, esirgemedikleri desteğiyle birçok konuyu ele alabiliyoruz. Medya ve canlı yayın sponsorumuz CNBC ve Pozitif TV'ye çok çok teşekkür etmek istiyoruz. Ve perde arkasında olan Sabancı Üniversitesi, TBWA, İmaj Halkla İlişkiler, bir de Hub İstanbul arkadaşlarımıza, Endeavor Girişimci Şirketi olan Micro Edeme grubuna da ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Sabahki seanslarımız aslında oldukça tempolu geçecek. O oldukça tempolu demekten kastettiğim bir hem açılış konuşmalarımız var hem de hemen ardından esas konunun kalbine damardan gireceğiz. Öğleden sonra tempoyu biraz vites değiştirerek daha atölye çalışması vari bir interaktif çalışma imkanını yakalayacağız. O tempoyu hiç bozmadan sırasıyla ilk konuşma grubumuzu takdim etmek istiyorum. Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tayıncıoğlu'nun ardından Akbank Genel Müdürümüz Hakan Binbaşgil, Turkcell Genel Müdür Yardımcımız Sayın Cenk Bayraktar ve TÜSİAD Girişimci Proje Koordinatörümüz Sayın Murat Akman'ı sırasıyla kürsüye davet etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. İyi zirveler dilerim. Thank you. Evet, ben de Didem herkese teşekkür etti. Ben de Didem ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Ve hepinize bu yılki girişim zirvemize hoş geldiniz demek istiyorum. Bu yılki zirvemizin konusu iş modeli üretimi. Ben müsaade ederseniz öncelikle iş modeliyle girişimcilerin daha çok aşina olduğu, nispeten daha çok aşina olduğu iş planı arasındaki hem tanımlara hem farklara kısaca bir değinerek başlamak istiyorum. Tabii Sayın Hocam buradayken kusura bakmayın, haddim değil bu belki iş planından bahsetmek ama gerçekten kavramlar farklı fakat iç içe. Bildiğiniz gibi iş planı bir şirketin yapmayı planladığı veya hali hazırda yaptığı işin bir bütçe ve projeksiyonlar çerçevesinde hedeflerini koyan, bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları belirleyen, geleceği çizen, rehberlik eden bir yol haritasıdır. Aynı zamanda da bir şirketin en temel kontrol mekanizmasıdır. Fakat maalesef Endeavor Türkiye olarak biz görüştüğümüz, incelediğimiz binlerce girişimci ile edindiğimiz tecrübeler sonucunda aslında bu iş modelinin, pardon iş planının sadece ve sadece bankalardan, melek yatırımcılardan, risk sermayesinden veya farklı potansiyel ortaklardan fon bulma amacıyla kullanıldığını görmekteyiz. Halbuki gelecekteki dar boğazları ve bunları aşma yollarını önceden analiz etmek konusunda son derece yardımcı bir araç olabilecek iken, Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre bir sene içinde batan şirketlerin yaklaşık %75'inin iş planı dahi olmadığını görüyoruz. Halbuki bugün internete girerseniz iş planı nedir, nasıl yapılır diye baktığınızda yüzlerce makale veya binlerce makale hatta yüzlerce kitap bulabilirsiniz. Bunun da nedeni aslında iş planının özünde sonuç itibariyle bilanço, kâr zarar, nakit akışı gibi mali tablolar etrafında oluşması ve daha çok konvansiyonel kavramlarla süregelen bir ortak lisan çerçevesinde kolay anlatılabilmesidir. İş modeli dediğiniz zaman işte orada iş değişiyor. İş planının temel yapı taşlarından biri olması gereken iş modeli hakkında bırakın kaynaklara ulaşabilmeyi, bunun tanımını, anlamını dahi bulabilmekte zorluk çekebilirsiniz. Bunun da temel sebebi,
Business Model Generation, yani iş modeli üretimi kitabı çıkana kadar bu konuda geliştirebilmiş doğru dürüst bir metodoloji olmadığı gibi bunun doğru dürüst bir ortak lisanı dahi yok idi. İşte bu yüzden bugünkü iş modeli üretimi zirvemizin özellikle siz girişimcilerimize son derece faydalı olacağına inanıyorum. Peki iş modeli nedir? Kısaca iş modeli bir şirketin değeri nasıl yaratıp nasıl dağıttığını ve finansal sürekliliğini kazandığını tanımlayan bir mantık modelidir aslında. Alexander Osterwalder ve Yves Spigner'ın 45 ülkeden 470 uzman ile birlikte ortaya çıkardıkları iş modeli üretimi, şirketlerin iş modellerini yaratma, yenileme ve analiz etme aşamalarında yenilikçi, yaratıcı ve son derece pratik çözümler sunan bir araçtır. Bu araç gerçekten girişimcilik dünyasına yeni ve yaratıcı bir bakış açısı getirmekte. Business Model Inc. de bu modelin danışmanlığını sunan ve Business Model Generation kitabının yazarlarını bünyesinde bulunduran uluslararası bir strateji ve iş modeli üretimi danışmanlık firmasıdır. Bugün Business Model Inc.'ten Tobias Edström atölye çalışmalarında iş modeli üretimini özellikle inovasyon ve müşteri odaklılık boyutlarıyla tüm dünyadan örneklerle mercek altına alacak ve siz girişimcilerimize kendi iş modellerinizi tanımlayabilmeniz konusunda ve yenileyebilmeniz konusunda yardımcı olacak. Tabii burada en önemli konulardan biri de bu iş modellerinin sürekli değişime uğrayabileceğini kabul edip bu esnekliğe sahip olabilmektir. Özellikle kuruluş ve büyüme aşamalarını hızlı geçen girişimcilerin şirketlerinin iş modellerini sürekli güncellemeleri gerekmektedir. Çünkü, evet biliyorum çok klişe olacak ama değişmeyen tek şey hepinizin bildiği gibi değişimdir. Hızlı hareket etmek ve kabuk değiştirebilmek başarı için en kilit faktörlerden biridir. Pivot kelimesi bildiğiniz gibi basketbolda da kullanılan bir terimdir. Oyuncu bir ayağını sağlam yere basar, diğer ayağının ise yönünü değiştirerek oyunu kurgular. İşte girişimci de bir pivot gibi bir ayağını sağlam yere basarken, yani bir yandan eski iş modelini devam ettirirken, bir yandan da yeni bir iş modelini test edebilmeli. Bu sayede yeni iş modellerini şirketin gidişatını etkilemeden hayata geçirebilir. Girişimciler iş kurarken ya da yeni bir ürün lanse ederken bilerek veya bilmeyerek genellikle müşteriyle tam anlamıyla bir diyalog içine girmeden çeşitli varsayımlar yaparlar. Ve çoğu zaman da aslında var olmayan bir probleme mükemmel çözümler üretebilmek için çok zaman harcarlar. Halbuki müşterileriyle gerçek anlamda iletişim içinde olup satın alma alışkanlıklarını yakından takip ederek iş modellerinin uygun olup olmadığını test etseler, modelin bazı ögelerinin değiştirilmesi gerektiğine karar verebilir ve büyük zararlardan kaçınabilirler. Böylece girişimcinin başlangıçtaki fikrinin başarısız olması, aslında şirketin başarısız olması anlamına gelmez. Unutmayın, kimse birinci günden her şeyi doğru oturtamaz. Tabii girişimcileri uğruna risk aldıkları, kendi temel fikirlerinden uzaklaştırmanın ne kadar zorlu bir süreç olduğunu inanın biz Endeavor Türkiye olarak çok iyi biliyoruz. Ancak eğer müşteriniz sizden bunu istiyorsa, ki bunu sizden istediğini de en iyi sizin iş planınızdaki sapmalarla size iletebilir, o zaman siz de eğer şirketinizin istatistiklere yenik düşüp düşmeden hayatını sürdürebilmesini sağlamasını istiyorsanız, gerçekten esnek olmayı ve değişime açık olmayı öğrenmeniz gerekir. Ben sözü daha fazla uzatmadan ve büyük bir keyifle bir çırpıda okuduğum Business Model Generation kitabının Türkçesi İş Modeli Üretimi Optimist Yayınları tarafından çıkarıldığını ve aşağı katta standlarda bulabileceğinizi hatırlatarak bize bu güzel mekanda ev sahipliği yapan Akbank Genel Müdürü Sayın Hakan Binbaşgil ile bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz.
Değerli misafirlerimiz, sayın basın mensupları, girişimcilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Akbank adına herkese hoş geldin demek istiyorum. Bu sene ikincisini yapıyoruz zannediyorum, değil mi Özcan Bey, toplantının? Biz de Akbank olarak ev sahibi olmaktan büyük bir keyif duyduğumuzu özellikle söylemek istiyorum. İnşallah bugünkü toplantıda da güzel fikirler çıkar. Girişimcilerimizin önünü açan güzel fikirler çıkar. Ben gayet verimli bir toplantı olacağından bugünkü toplantının eminim. Biz Endeavor'la tabii çok yakın çalışıyoruz. Neredeyse işin başından beri stratejik ortağıyız. Bundan da büyük bir keyif alıyoruz, büyük bir mutluluk duyuyoruz. Biz zaten banka olarak KOBİ'lerin bayağı yanında olan bir bankayız. Bugün bizim bankanın kredilerine baktığınız zaman Akbank'ın kredilerinin 1/3'ü KOBİ kredileridir. Ve bu konuda da gerçekten daha iyi olmak için bayağı bir yoğun çaba içerisindeyiz. Onu söylemek istiyorum. Biraz Türkiye ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Türkiye, şimdi biliyorsunuz dünyada büyük bir problem var, Avrupa'da büyük bir problem var. Ama şimdi tabii Türkiye eski oranla çok daha güçlü bir noktada ve hani Türkiye'nin gerçekten özellikle Avrupa'ya baktığımız zaman, dünyanın diğer kesimlerine baktığınız zaman yükselen bir yıldız olduğunu düşünüyoruz. Bu hepimiz adına büyük bir şans, yani bunu gerçekten söyleyebilirim. Şimdi biz Türkiye'de işte 2023'ün hedeflerini konuşuyoruz. İşte acaba dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilir miyiz? Eğer böyle bir hedef gerçekleşecek olursak, aşağı yukarı 2 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Bayağı büyük bir rakam. Demek ki bugünle o gün arasında %7-8 gibi her sene arka arkaya büyümemiz lazım. İşte 1 trilyon dolar civarında burada bir dış ticaret hacmi yakalamamız lazım. Bütün bunları yan yana koyduğunuz zaman tabii büyük rakamlar, ama neden olmasın diyoruz. Yani Türkiye'ye baktığınız zaman birçok avantajı var. Demografik yapısı, işte bugün baktığınız zaman nüfusu %50'si 30 yaşın altında, bu büyük bir avantaj. Jeostratejik konumu, evet belki çevrede ülkeler bir takım sıkıntılar belki var, ama hani baktığınız zaman bu avantaj olarak da düşünülebilir. Birçok sektörde artık dünyayla rekabet edebilecek noktadayız. Bunlar çok güzel. Bankacılık sektörü, bu çok önemli. Bugün baktığınız zaman Avrupa'daki, Amerika'daki birçok ülkedeki sorunun temelinde finans sektörü yatmakta. Oysa ki bugün Türkiye'deki bankacılık sektörüne baktığınız zaman son derece kuvvetli bir yapı var. Bunlar hepimiz adına, ülke adına büyük artılar diye düşünüyorum. Şimdi buradan özellikle KOBİ'lere ve girişimcilere gelecek olursam, Türkiye'nin bu çıkışı devam ettirebilmesi için özellikle bizim de tabii problemlerimiz var, cari açık gibi. Bunları geride bırakabilmemiz için Türkiye'nin özellikle bu ihracat konusunu daha farklı noktalara getirmesi lazım. Türkiye'nin bugünkü yapısına baktığınız zaman özellikle endüstrisinin daha katma değerli olması lazım. Daha inovasyona dayalı olması lazım. Böyle baktığınız zaman da Türkiye'de önemli eksiklikler olduğunu görüyoruz. Yani bu inovasyon konusu, yenilikçilik konusu, yeni fikirlerin çıkma konusu Türkiye'nin geleceği açısından son derece kritik diye düşünüyoruz. Ve dünya da değişti. Diyoruz ki biz eskiden hani bu tür fikirler belli ülkelerden çıkardı. İşte Amerika vesaire gibi. Şimdi tabii daha global bir dünyadan bahsediyoruz. Bilginin daha çok paylaşıldığı bir dünyadan bahsediyoruz. Biz de şöyle bir hayalimiz var. Yani işte Türkiye'nin neden Facebook'ları olmasın? Niye Türkiye'nin zaman içerisinde Microsoft'ları olmasın? Bunlar zaman içerisinde, bunlar tabii çok hani çok kolay elde edilen belki başarılar değil, ama hani Türkiye'de de hele nüfusun %50'sinin 30 yaşın altında olduğunu düşünecek olursak Türkiye'de hani bu tür şeylerin hayal edilebileceği bir ülke diye düşünüyoruz, açıkçası olabilir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla ben Endeavor'ın özellikle hani bu tür girişim konularını, girişimcileri desteklemesinin de gerçekten Türkiye'nin uzun vadeli hedefleri açısından da son derece kritik olduğunu gerçekten düşünüyorum. Türkiye'yi kıyaslıyoruz biz de bankada, işte Türkiye, Brezilya, hani bakıyoruz. Tabii Brezilya şu an Türkiye'den daha büyük bir ülke. Aşağı yukarı 3 katı bir milli geliri var, ama oradaki borsasına baktığımız zaman 5 katı bir borsa olduğunu görüyoruz. Girişim sermayesi açısından bakıyoruz. Türkiye'ye işte son 10 yılda 10 milyar dolar girmiş girişim sermayesi olarak.
Bakıyoruz Hindistan'da 60 milyar dolarlık bir rakamı konuşuyoruz. Dolayısıyla bütün bu finansmanların da çeşitlenmesiyle birlikte ben Türkiye'deki yeni fikirlerin önünün daha da açılacağına gerçekten inanıyorum. Biz de Akbank olarak biraz katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Tabii bizim sonuçta çorbada ufak bir tuzumuz var ama Türkiye için önemli bir tuz diye düşünüyorum. Burada özellikle Endeavor sertifikalı, Endeavor'ın gerçekten inandığı fikirlere gerçekten bizler de destek vermeye çalışıyoruz. Şimdi uzun vadeli, teminatları nispeten düşük. Özellikle düşük faize de burada özellikle dikkat ediyoruz. İşte baktığımız zaman işte bugüne kadar 29 firmaya 40 milyon lira civarında bir katkıda kredi kullandırımında bulunmuşuz. Belki bu çok büyük bir rakam olmayabilir ama hani ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye standartlarına baktığınız zaman bu ciddi bir rakamdır. Yani özellikle yeşermekte olan fikirler ve o şirketin hani o noktadaki büyüklüğüne baktığımız zaman bu tür katkılar aslında şirketin önünü açmaktadır diye düşünüyorum. Sonuç olarak yeter ki iyi bir fikir olsun, yeter ki Endeavor tarafından desteklensin. Akbank da bu tür seçici olmak kaydıyla tabii ki projelerin arkasındadır. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Bunu bir hem bir sosyal sorumluluk olarak hem de Türkiye'nin geleceği açısından da önemli bir şey olduğunu düşünüyoruz. Akbank çünkü hakikaten yeniliklere, özellikle teknoloji kullanımına, daha yapılan işlerin daha çağdaş yapılmasına çok inanan bir yönetim felsefesini benimsemektedir. Dolayısıyla kendi işlerimizde burada yapılanlar arasında da bir paralellik görüyorum. Ben çok sözü uzatmak istemiyorum. Ben çok başarılı bir toplantı diliyorum. Eminim çok güzel sonuçlar elde edilecek. Ben başta tabii Sayın Özcan Tancıoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Didem Hanım'a, arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum. Biliyorum bu toplantılar o kadar çok kolay olmuyor. Dolayısıyla bunun arkasında büyük bir emek var. Ben diğer katkıda bulunan kurumlara da teşekkür ediyorum. Keyifli toplantılar diliyorum ve Cenk Bey'i, Türksel Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cenk Bayraktar'ı buraya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ev sahibimiz Akbank'a, daha sonra da değerli başkanımız Özcan Tayıncıoğlu'na ve özellikle girişimci ekosistemine katkılarıyla tüm Endeavor ekibine, Didem Altop'a çok teşekkür ediyoruz. Türksel için girişim ve girişim ekosistemi gerçekten çok önemli. Türksel bunun büyümesini çok önemsiyor çünkü Türksel kendisini de bir girişim hikayesi olarak görüyor. Farklılaşmak için teknolojiyi kullanmanın önemini biz çok içselleştirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 5-6 yıl önce kendimize, ya biz artık GSM operatörü olarak değil bir teknoloji şirketi olarak kendimizi tanımlayalım kararını aldık ve hep kendi içimizdeki mottomuz işimiz teknoloji, işimiz insan. Çünkü teknolojiyi de sonuçta insan için yaratıyor ve kullanıyor oluyorsunuz. Aynı şey bence ülkeler için de çok geçerli. Ülkelere bakıldığında G7 ülkelerine özellikle GDP'lerinde çok tutarlı bir artış var. Bunu da hep teknolojiye yaptıkları yatırım ve bu altyapıların onlara kazandırdıkları verimlilikle gittikçe daha da perçinliyorlar ve geliştiriyorlar. G7'nin ötesinde hani bunun son 20 yıldaki belki parlayan yıldızlardan biri olarak Güney Kore en güzel örneklerinden bir tanesi. Devlet politikalarıyla desteklenen teknoloji altyapıları Kore'yi bugün işte Samsung gibi Apple'a kafa tutan bir marka olarak LG, Hyundai gibi dünya çapında markaları yaratıp dünyaya ihracat yapar hale getirmiş durumda. Gelişmiş ülkelerde yapılan bir ankete göre 500 tane top şirketin üst düzey yöneticileriyle bir anket yapmışlar ve demişler ki siz şu anda konunuzda lider şirketlerden birisiniz. Bu pozisyonunuzu koruyabileceğinizi düşünüyor musunuz? Geleceğe nasıl bakıyorsunuz? Şaşırtıcı ki teknoloji nedeniyle bu 500 şirketin %40'ı pozisyonlarını koruyamayacağını düşünüyor. Teknoloji bu şekilde yılların şirketlerini dahi aslında yerinden edebiliyor. Çok daha yeni rekabetler açabiliyor.
Ve en önemlisi aslında GDP'deki büyüme artık gelişmiş şirket gelişmiş ülkelerden değil, gelişmekte olan ülkelerden gelmeye başlamış durumda ve bunun önümüzdeki dönemde de gittikçe güçleneceği gözüküyor. Gelişmiş ülkelerde son 5 yıldaki GDP artışının %21'i ise internet tarafından gelmiş. İnternet sayesinde olmuş bu McKinsey'nin araştırmasına göre. Yine aynı araştırma diyor ki internet bazlı tüketim bütün tarım ve enerji tüketimini geçmiş durumda. Bunlar hep teknoloji, internet ve gelişmekte olan pazarların önemini gösteriyor. Biz ama bütün bu resmin içinde Türkiye için çok önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Genel olarak bakarsanız World Economic Forum'un her yıl yayınladığı rapora baktığınızda aslında Türkiye rekabet unsurunda ICT kullanımında bayağı ortalarda gözüküyor. Ya da INSEAD'ın hazırladığı raporlara bakarsanız global inovasyonda Türkiye ne yazık ki 65. Bu tabii hani global teknoloji kullanımında bile Türkiye 52. sıralarda. Tabii ki ülkemizi daha ilerlerde görmek istiyoruz. Ama bu birçok kriterin içinde bir kriterde Türkiye bir numara. O da mobil networklerle nüfusu kaplama konusunda dünyada Türkiye bir numara. Şimdi bu niye önemli? Tabii siz bir mobil şirketsiniz. Tabii çok iyi iş yapmışsınız. Dünyada da birinci olmuş bu Türkiye. Siz bunu öne çıkarıyorsunuz diyebilirsiniz direkt olarak. Ben size bunun niye çok önemli olduğunu anlatmaya çalışayım. Şu anda gelişen pazarlarda mobil geniş bantın payı %61 seviyesinde. Önümüzdeki dönemde bütün internete bağlantıların %80'inin mobil üzerinde olacağı söyleniyor. Ve 2014 yılında sadece bir aydaki data kullanımının 2008'deki bütün yıldaki data kullanımından daha fazla olacağı söyleniyor. Şimdi bu mesela şaşırtıcı geliyor ama biz Turkcell'de çok daha büyüğünü yaşadık. Bütün 2009'un data kullanımı şu anda 2012'deki bir aydan daha az. Yani dünyanın da çok daha ilerisinde gidiyor şu anda buradaki datadaki patlama. Yani önümüzdeki dönem mobil. Önümüzdeki ortam mobil ve mobil teknolojiler. Ve biz ilk defa bu kadar popüler bir konuda dünyada bir numarayız. Bunu çok iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Ben size bir partnering hikayesi anlatayım. Turkcell'de ben 2001 yılının sonunda partnering'i kurmakla görevlendirildim. O zaman iki tane partnerimiz vardı. Ve herhalde işte 300-500 bin lirada bir gelir yaratıyorduk. Biz güçlü bir ekip kurduk ilk önce. Daha sonra bu ekiple birlikte de bir partnering ekosistemi kurduk. O sıradaki partnering ekosistemi kimlerden oluşuyordu? İnternette patlamış, Türkiye'de bir türlü gelir yaratamamış bir sürü genç, üniversiteli ya da internet startup'ından oluşuyordu. Çünkü internette para olmayınca biz gelir paylaşımı modeller sununca adamlar geldiler bize ürün geliştirmeye başladılar. Şu anda 350'den fazla partnerimiz var. Yılda 300 milyon dolardan daha fazla net bir gelir yaratılıyor. Ve 10 binden fazla da mühendis, kaliteli iş yaratılmış oluyor bu mühendislere. Ama daha önemlisi bu iş böyle başarılı giderken bizim partnerlerimizden bazısı ilk önce İsviçre'de daha sonra Londra'da ofisler açtılar. O zaman hani GPRS Land falan vardı belki hatırlarsınız. Ve bu ofisler açtılar birden Avrupa'da bunlar ürün satmaya başladılar. Acayip bir başarı hikayesi müthiş hoşumuza gidiyor. Çünkü Türkiye'de yapıyorlar bizde başarılı oluyor gidiyorlar onu orada satıyorlar. İdeal model yani. Fakat daha sonra bir sıkıntı yaşanmaya başlandı. Çünkü bizde 3G lisansları bir türlü verilmedi. Verilmeyince 3G Avrupa'da kurulmaya başlandı. E bizde yok. Bizim firmalarımızda o vizyon yok, o altyapı yok. Orada ürün geliştiremiyorlar. Teker teker o ofislerin hepsini kapattılar. Ve ülkeye geri döndüler. 2009'da tekrar bizde 3G lisansları, işte 3G lisansları olduk. Müthiş bir yatırım yapıyoruz. Bütün dünya 2008'de krizdeyken biz milyar dolarlar seviyesinde yatırım yapıyoruz bu network'e. Ve son araştırmalarda gördüğünüz hani bağımsız araştırmalarda en yakın rakibimizin 3 katı bir bant genişliğimiz var. Bu yatırımlar sayesinde bu ülkeler tekrar yurt dışı ofislerini açmaya başladılar. Pardon, bu şirketler tekrar yurt dışı ofislerini açmaya başladılar. Yani yazılım ihracatı yapabilmek için bu tip yetenekler, bu altyapılar çok önemli. Çünkü kendi köklerinizde, ülkenizde
geleceği yaşayabilirseniz onun vizyonuyla ürünler geliştiriyorsunuz. Zaten ileride olduğunuz için de bunu çok rahat pazar bulabiliyor bunlar. Türkiye bilişim sektörüne baktığımızda 67 milyar TL. Bence Türkiye gibi bir ülke için çok düşük. Bunun içinde yazılım ve hizmetin payı ise 4.2 milyar TL. Acayip düşük. Yani bu konuda böyle bir savunma sanayi, yani bir büyük bir savunma sanayi var, büyük bir savunma harcamaları var. Bunlar Türkiye'de geliştiriliyor olması lazım. E-ticaret müthiş bir potansiyeli var. Bunların çok daha fazla refah sağlıyor olması lazım. Herkes Apple'la ilgili çok şey konuşuyor. İşte Apple inovasyonda şöyle şöyle filan. Tabii ben bunların hepsine katılıyorum. Ama beni Apple'ın bir tane istatistiği çok etkiliyor. Apple dünyada 514 bin iş sağlıyor. 514 bin kaliteli iş sağlıyor. Bence en değerli istatistiği bu Apple'la ilgili. Bunların hepsi normal alım seviyesinin çok daha üstünde hayat sürebilen insanlar ve bunların 210 bini yazılımcı. Dünyanın değişik yerlerinde. Ve biz bunu biliyorsunuz geçtiğimiz yıl biz bir T serisi cihazlar çıkardık. T10, T20 şimdi daha da güzelleri gelecek inşallah. T11 filan. Yenileri de yolda geliyor. Mesela biz T20 cihazını 27 firmayla birlikte çıkardık. Yani sonuçta bir tane telefon ama 27 firma o işten ekmek yedi. Bunların çok önemli olduğunu görüyoruz. Yani biz kendi ufak şu anda daha yeni telefon işine girdiğimiz scale'da bile böyle bir ekosistemin doyurabilen, böyle bir ekosistemi götürebilen bir iş yaratmış olduk. Ve T20 geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok satan ikinci telefonu oldu. Ve iPhone'dan sonra bizim network'ümüzde en çok data kullandıran telefon rolünde. Kısacası önümüzdeki dönemde Türkcell için bazı öncelikli alanlar var. Mobil finansal servisler, internet, machine to machine, bulut bilişim ve medya bizim için çok önemli alanlar. Bu konularda emek veren, bu konularda şirket kuran herkese katkımız, desteğimiz sonsuz olacaktır. Bu konuda da Turkcell her zaman bu girişimlerin yanında olacaktır. Ben özellikle kıvrak zekası ve dünya çapında altyapısıyla biz hep diyoruz ki artık Türkiye'nin zamanı. Çok teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. Şimdi TÜSİAD'dan Metin Bey sahneye çağırın. Saygıdeğer İyi Girişim Zirvesi katılımcıları, değerli basın mensupları, Başkanımız Sayın Ümit Boyner ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Girişimcilik, ekonomik büyüme ve kalkınmanın motoru, yenilik ve yaratıcılığın kaynağıdır. Bir ülkede hür teşebbüs, rekabete dayalı özel girişimcilik ne kadar gelişirse, o ülkede ekonomik refah düzeyi de o ölçüde yükselir. Özel girişimciliğin olmadığı ve veya yetersiz olduğu ülkelerde demokrasinin, özgürlüğün, ekonomik refah düzeyinin düşük olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'deki istatistiksel rakamlara baktığımızda da bu konuda çok iyi olmadığımızı da görüyoruz. Bunun tabii kültürel altyapısına, kültürel kısıtlarına da bakmak gerek. Sosyodemografik yapımıza baktığımızda Türkiye'nin %50'si 30 yaşın altında. Buna bağlı olarak önümüzdeki günlerde yeni iş gücünün piyasalara girmesiyle birlikte büyük bir genç işsizliği problemiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu gerçeğin işsizlik sorununu derinleştirmesine sebep olmaması için elimizdeki en temel çözüm girişimciliği destekleyerek büyüme ve istihdam sağlamak, girişimciliği teşvik edecek mekanizmaları yaratmak, teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak rekabet gücü yüksek, inovasyon temelli, yeni ve yenilikçi ekonomiler yaratmaktır. Yeni, yenilik ve yenilikçilik nedir? Arkadaşlar, yeni yoktur. Değişim vardır. Her bir değişim yeniliktir, yenilikçiliktir.
Tarihte yenilik denilen her şey aslında bir değişimdir. Girişimci için önemli olan bu değişimi okuyabilmektir. Her bir değişim yeni bir fırsat sunar. Dünya büyük bir değişime uğruyor. Küreselleşme, sürdürülebilirlik, şehirleşme, teknolojinin hızla ilerlemesi ve hukuku burada unutmamalıyız. Hukukun altyapısının bu gelişime ayak uyduramaması, regülasyonların yerine serbestiyet anlayışının benimsenmesi yeni küresel fırsatlar sunuyor. Türkiye'mizde 2000'li yıllardan bu yana inanılmaz bir değişim göstermektedir. Özgürlükler, demokrasi, refah düzeyinin artması, bu sürecin gelecek 10 yıllarda da devam etmesini bekliyoruz. Ve bunun hayal olmadığına da inanıyoruz. İşte bu değişim sürecini okuyabilmek, anlayabilmek, içselleştirmek, yeni trendleri hissedebilmek, girişimcinin en önemli özelliği olmalıdır. Değişimin girişimciye sunduğu bu fırsatlar küresel, ulusal veya bölgesel olabilir. Her bir girişimcinin küresel değişimleri hissetmesi beklenemez. Önemli ve öncelikli olan girişimcinin kapasitesine bağlı olarak ulaşabileceği pazarlardaki değişimi hissetmesidir. Bu değişim yeni işler ve sektörler yaratacaktır. 2011 yılında TÜSİAD olarak lisans ve lisansüstü üniversite öğrencilerine yönelik "Bu Gençlikte iş Var" başlıklı bir proje başlattık. Amacımız girişimcilik ve yenilikçilik konularında teşvik etmek, öğrencilere değişimi hissettirebilmek ve yenilikçilik konularında onlara fikirler verebilmek, bir yandan da girişimcilik perspektifiyle genç işsizliğine çözüm yollarını aramaktı hedefimiz. Yüzeysel olarak bakıldığında iş fikirleri yarışması olarak algılanabilecek bu proje, aslen her safhasında girişimciliğin ruhunu taşıyan, paylaşan mesajlar taşıyordu. Her yıl bir tema seçiyoruz ve yarışmaya başvuran gruplardan 500 karakteri geçmeyecek bir sinopsis hazırlamasını istiyoruz. Web sayfamızda da seçilen tema ile ilgili linkler veriyoruz. Amacımız değişimi ve trendleri hissettirebilmek. Geçmiş yıllarda teknoloji ve sürdürülebilirlik temalarını izledik. Yarışmanın organizasyonunu üniversitelerin öğrenci toplulukları sahipleniyor ve tanıtımı onlar sağlıyor. Üniversiteler arası ve topluluklar arası iletişimi sosyal medyadaki kapalı sayfalarımız üzerinden yapıyoruz. 2 yılda 100'den fazla öğrenci organizasyonda bir fiil rol aldı. Her üniversitede girişimcilik topluluklarının açılması için öğrencileri teşvik ediyoruz. Onlarla TÜSİAD üyelerini bir araya getiriyor ve beyin fırtınaları yapıyoruz. Tüm bu yapı, projenin bizzat içinde olan gençlerimize girişimcilik aşılıyor. Biz buna inanıyoruz. Projeleriyle başvuran tüm gruplar, TÜSİAD üyelerinin şirketlerinde staj imkanına kavuşuyor. Finale kalan son 15 grup, birer TÜSİAD üyesiyle eşleniyor ve iş planlarını birlikte hazırlıyorlar. Bu öğrencilere iş planı hazırlanması, fikri mülki haklar, hibeler konularında eğitimler veriliyor. Son 3 projeye ise iş fikirlerini hayata geçirilebilmeleri için ofis, sekreter, vergi, muhasebe, hukuk ve tanıtım ajansı desteği sağlanıyor. Bu yıl 2 ay gibi kısa bir sürede 48 üniversiteden 350'yi aşkın öğrenci 154 grup halinde başvurdu. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Türkiye'de kültürel yapı ve toplumda oluşan ön yargılarda girişimciliğin önündeki en önemli kısıtlardan bir tanesi. Ailede başlayan, okulda devam eden anlayış, girişimciliği özendirmediği gibi tam aksine yeriyor. Burada da önemli bir değişime ihtiyaç var. Belki de yaratıcı bir yıkıma. Öğrencilerimizin bu konuda da çok iyi fikirleri var, bizleri şaşırtıyorlar. Şirketlerimizin de değişime ihtiyacı var.
iyi bir girişimcinin dışsal değişimleri şirketine aktarması ve içselleştirmesi, yeni iş modellerine ve fikirlerine açık olması başarının görünmeyen tarafını simgeliyor. Bazen yaratıcılık yetmiyor. Yıkmak da gerekli olabiliyor. Gelecek yıllardaki ulusal başarımız, kadın, erkek, genç, yaşlı, yeni girişimcilerimizin desteğiyle güçlenecek girişimcilik ekosistemimizde. Bununla birlikte yeni girişimci nesli sadece finansmanla değil, bilgi, görgü, tecrübeleriyle destekleyecek mevcut girişimcilerimizin rolünün de büyük olduğuna inanıyoruz. Sizleri saygıyla selamlıyor, gelecek yolunda önemli değere sahip bu etkinliği hayata geçiren Endeavor Türkiye'ye, katkılarından dolayı Sayın Tobias Edström'e, etkinlik sponsorlarımız Akbank, Turkcell, CNBC ve Positive TV'ye ve bu önemli etkinlikte bizlerle birlikte olduğunuz için siz değerli katılımcılarımıza TÜSİAD adına teşekkürlerimi sunuyorum.